Bugün 2022 bütçe sonuçları açıklandı. Sarayın bir kuruş vermeden yaptık dediği dolar ve avro cinsinden garantili projelere 2022'de tek bir yılda ödenen para 38 milyar lira. Yönetimdeki kargaşaya en son örnek emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme. Meclise hala bir düzenleme getiremedi. Erdoğan'ın bir grup başkan vekili benden tarih istemeyin diyor. Erdoğan'ın bakanı ilk aylıklar Şubat ya da Mart'ta olabilir diye açıklama yapıyor. Erdoğan'ın bir başka grup başkan vekili çıkıyor, Şubat ortasında biter diye ümit ediyorum diyor. Hızlı karar alacağız diye getirdikleri sistemde Erdoğan karar alamayınca altındakiler de kıbleyi şaşırıyor. İnsanlar EYT çıkacak diye askerlik doğum borçlanmaları yaptılar. Birçoğu kredi çekti. Şimdi EYT'yi seçime ayarlı şekilde ileriye doğru sallıyorlar. Buna sadece istikrarsızlık denmez, buna insafsızlık denir. Altay tankının seri üretim sözleşmesini imzaladık. İlk tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edeceğiz. Şimdi bu hesaba göre 2020'nin Mayıs ayında, yani bundan tam 3 yıl önce ilk tankın ordumuza teslimi gerekiyordu. 2020'nin Mayıs'ı geçti. 2021'in Mayıs'ı geçti. 2022'nin Mayıs'ı da geçti. 2023'ün Ocak ayındayız. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Sınırlarımızda bu milli tanklara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 30 Ocak tarihinde 6 siyasi partimizin ortak mutfağından çıkan ortak politikalar metnini ve parlamenter sisteme geçişin yol haritasını halkımıza açıklayacağız. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. O sorulardan ilki A Haber tarafından yönlendirildi. A Haber'in sorusu şöyle: HDP'nin kapatılması durumunda Deva Partisi'nin çatısı altında seçime gireceğine dair iddialar var. Sizin bu iddialara ilişkin yorumunuz ne olacak? Arkadaşlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm. Bu soruyu bana değil, Deva Partisi'nin yetkililerine soracaksınız. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK komuta kademesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamasını eleştirdi. Bunun ardından Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı protesto eylemleri de yapıldı. Siz bu eylemleri nasıl değerlendirirsiniz? Kışlaya siyasetin bulaşmaması konusundaki uyarımız, ki konuşmamda da tekrar ettim, kamuoyundan çok büyük destek aldı. Bu konuda partimize çok sayıda olumlu dönüş var. Zaten Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu uyarıları Yeni Kapı'daki mitingde de dile getirmişti. Bundan sonra camiye, kışlaya, adliyeye siyaset karışmasın demişti. Anlattım kışlaya siyaset karışınca ne yaşandığını, 15 Temmuz'da gördük. Efendim, Deutsche Welle tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle: AK Parti'nin sunduğu başörtüsü ve aileye dair anayasa teklifi değişikliği Perşembe günü mecliste ele alınacak. Muhalefet olarak yeni bir teklif sunulacağı da açıklanmıştı. Bu teklif hazırlandı mı? Hazırlanmadıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut AK Parti teklifine dair tutumu nedir? 5 Ocak'ta 6 partinin genel başkanlarının yaptıkları ortak açıklama son derece nettir. Liderler, iktidara eğer samimiysen muhalefetten gelecek önerilere ön yargısız yaklaş çağrısında bulunmuşlardır. Ön yargısız yaklaş çağrısında bulunmuşlardır. Şimdi başörtüsüne gollük pas diyen Erdoğan'ın bu meseleyi çözme konusunda ne kadar samimi olduğunu bu süreçte hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum.